Kur'an'daki özgürlük İslam dini geldiğinde Peygamberimiz dinini anladıklarında insanlar acayip şaşırdılar. Yani bu nasıl din böyle dediler yani. Ya çünkü herkes özgür. İnsan, bütün tabular kalkmış. Bütün kurallar kalkmış. O devirde müşriklerin, putperestlerin adet, gelenek ve örfleri insanları mahvediyordu. Yani binlerce vardı. Binlerce. Bir de Hristiyan inançları vardı. Hristiyan gelenekleri. Bir de Musevi gelenekleri. İnsanlar onun içinde boğulmuştu. Peygamberimizin vesile olduğu, getirdiği İslam dininde çok şaşırtıcı, çok coşkulu bir rahatlık meydana geldi. Allah diyor ya, sabaha, kardeşler olarak sabahladınız. Bayram. Hayretler içinde kalıyor. Ona sarılıyor, ona sarılıyor. Birbirine varis oluyorlar. Herkes herkesin malını alıyor. Yani çünkü üstlerinden bir ton yük kalktı. Allah diyor ki, üstlerindeki ağır teklif zincirlerini kaldırdın diyor Allah. Allah'ın dilemesiyle. Üstlerindeki o ağır yükleri kaldırdın. Muazzam ferahladılar. Muazzam açıldılar. Müthiş bir coşku vardı. İşte münafıklarımız çok ağırına gitti. Yani o özgürlük böyle baskı olması gerektiğine inandılar. Yani böyle acı, gerilim, rahatsızlık. Peygamber çok seviliyor. Hanımlar peygamberimize çok düşkün. Çok istekliler. Bazı hanımlar boşanıp peygamberle evlenmek istiyorlar. Münafıklar kendi karılarından yana da çok tedirgin oldular. Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e sevgi muazzam. Kızlar hep onlarla evlenmek istiyorlar. 300 hanım aldı Hazreti Hasan biliyorsunuz. Acayip sıkıldılar. Müthiş bunaldılar. Ne yapsak da onlara zarar versek. Peygamber'e de bir şey yapamıyorlar. Vahiyle korunuyor. Hemen vefatından sonra bak bütün sevdiklerini şehit ettiler münafıklar. Sonra gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı işte o zeminde gelişti. Hürriyetler kalktı, baskı geldi. Kadın hakları ortadan kalktı. Her şey yan yattı ve bitti. Şimdi yeniden rahmetli Atatürk'ün meydana getirdiği zeminde bu müşrik tahribatını kaldırdık, kaldırıyoruz, kaldırmaya devam edeceğiz. Ama orada tabii münafık ataklar oluyor, küfür ataklar oluyor, gelenekçi Ortodoks sistemden ataklar oluyor. Allah'ın gözleri önünde oluyor bu. Ama Yavuz Destroyer'i gibi yara yara ilerliyoruz elhamdülillah. İnşallah. Ve devam edecek. İnşallah. Evet, dinliyorum.